Arkadaşlar merhabalar. Bugün uygun fiyatlı bir telefon olan Tecno Spark 20 Pro'yu satın aldım. Hepsi buradan. Bunun kutu açılışını yapacağız. Öncelikle neden bu Tecno Spark 20 Pro'yu aldığıma kısaca anlatayım. Uygun fiyatlı bir telefon arayışındaydım incelenme için. Bu seferki de işte A15, A25 almayı falan düşündüm hatta. Ama bu seferki farklı, hiç deneyimlemediğim bir markadan olsun istedim. Uygun fiyatlı da işte 8500-9000 TL aralığında uygun fiyatlı 8 GB 256 GB modelini aldım. Şimdi sizlerle birlikte kutu açılışını yapacağız. Şuradan ben zaten buraya jelatine bir çentik atmıştım. Hemen bu jelatini bir sıyıralım. Jelatini çıkardık. Kutusu gördüğünüz gibi oldukça renkli. Şurada Spark yazısını, kutuda da 108'e 32 megapiksel Helio G99 işlemci yazısını görebiliyorsunuz. Çekmece tasarımlı bir kutu. Buraya da NFC logosunu işlemişler. Kutudan şimdi çıkaralım cihazımızı. Öncelikle kaldırarak çıkaralım. Evet, kutunun birinci bölümünü buraya koyalım. Telefon bu şekilde geliyor. Üzerinde işte Spark 20 Pro yazısı, Helio G99, dual speaker yani çift hoparlör oldu. 120Hz Full HD Plus, 256 GB'a 16 GB diyor. Bu 16 GB 8+8 şeklinde RAM arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada üçlü bir kamera tasarımı var. 108 megapiksel ana kamera bulunuyor. Bu cihazda 2K çözünürlüğüne kadar videolar çekebiliyor. Hemen bu jelatini de buradan telefondan kaldıralım. Şöyle koyduk jelatini. Oldukça büyük bir ekrana sahip arkadaşlar. 6.78 inç bir ekrana bulunuyor. Full HD Plus bir ekran. Ekranımız IPS tabi, AMOLED değil arkadaşlar. Çözünürlüğümüz 1080x2460, 396 ppi piksel yoğunluğumuz var. 20.5'a 9 ekran oranı, aspect ratio, çerçevesi tasarım diye geçiyor. 120Hz ekran yenileme hızımız, ekran gövde oranımız %84.2. 33 Watt'la hızlı şarj olabilen 5000 mAh bir bataryaya sahibiz. 108 megapiksel ana kamera ve 32 megapiksel ön kameraya sahibiz. Önde ve arkada flash bulunuyor arkadaşlar. Kamera performansı olarak sınıfının biraz üstünde bir performans göstereceğini ben düşünüyorum. Ön kamera gördüğünüz gibi ekran altında delikli bir yapıda. Arka kameraları da az önce göstermiştim. Bu tasarımı oldukça sevdim. Arka kapak plastik, bir cam hissiyatı vermiyor. Çerçeveler tabii metalik hissi verilmiş. Plastik, bu fiyat sınıfında metal çerçeve veya cam arka kapak veya işte metal arka kapak görmüyoruz. Telefonu bir kenara bıraktığımızda kutudan başka neler çıkacak? Bunlara bakalım hemen. Şurayı kaldırdığımızda burada dokümanlar çıkıyor vesaire. Bir tane, bakın bu çok güzel aslında, yani bu fiyat bandında ilk aşamada bu jelatin gibi işte kırılmaz cam, yani ekran koruyucu gibi bir şey çıkıyor. Bunu uygularım ben daha sonra. Yine bu seviyedeki telefonlarda görmek istediğimiz, hoşumuza giden, daha kaliteli bir kılıf alana kadar bizi idare edecek bir şeffaf kılıf. Bu da oldukça güzel bence. Şöyle göstermeye çalışayım. Hatta telefona da şöyle takalım. İlk defa geçtiği için biraz zor oluyor ama arkayı korur. Şurada 33 Watt destekli, bakalım tip A'dan tip C'ye bir kablo. Yine kutudan normalde hiç beklemediğimiz, artık tedavülden kalkmış olan kablolu bir kulaklık. Bu telefonda radyo desteği olduğu için kulaklık koyma gereği hissetmişler. İyi olmuş. Zaten bu hani düşük fiyatlı telefonları daha çok anne baba, nine, dede, babaanne, anneanne, işte dedelere almayı tercih ediyoruz. Tabii işte ilk telefonu olan gençlere de alınabilecek bir telefon olarak düşünüyorum. Şöyle 33 wattlık hızlı şarjımız, bayağı bir büyük, kalıncana bir adaptör. Bu da güzel. Kutu içeriği dolu dolu, yani hatta fazla dolu diyebilirim. Ben şimdiye kadar herhangi bir telefonun, çok fazla telefon kutusu açtım son zamanlarda, ekran koruyucu ve kulaklık çıksın hiç görmedim. Kılıf çıkanı görmüştüm ama bunun dışında başka da daha ne olsun. Yine telefonumuzu elimize alalım. Hemen şöyle telefonun kenarlarına bakacak olursak, bu tarafta ses açma kısma tuşu arkadaşlar. Metalik yapıda yapılmış. Hemen burada güç butonu bulunuyor. Bu tarafta başka bir şey bulunmuyor. Üste baktığımızda burada stereo hoparlörün diğeri. Şöyle ışığa doğru tutarsak eğer daha çok belli olacaktır. Şöyle net belli oluyor. Bu tarafa baktığımızda da şurada sim çekmecemiz bulunuyor. Şöyle göstereyim. Buralar metalik. Alta geldiğimizde ise 3,5 mm jackımız zaten kulaklıkta vardı yanında. Mikrofon, Type-C bağlantımız ve diğer hoparlörümüz de burada. Bu çerçevenin metalik hissiyatlı olması görünüş olarak güzel hissettiriyor diyebilirim. Şöyle çepeçevre ışığa tutarak göstermeye çalışayım. Bakın şu metalik hissiyat gayet iyi. Çerçeveyi de bu şekilde göstermiş olduk. Arka kapak dizaynı da ben yine sarı rengini aldım. Sarı rengi bu şekilde. Elde tuş hissiyatı gayet iyi. Yani güzel bir telefon aldığımı hissettirdi bana bu fiyat bandında. Yaklaşık olarak bir hafta sonra bu videoyu yarın pazar günü yayınlayacağım. Bir hafta sonra bunun da incelemesini çekmeye çalışırım. Telefonu bir kurcalayayım. Nedir ne değildir bakayım. Ondan sonra karşınıza yine bu telefonla çıkarım. Bu arada incelemeden sonra bu telefonu satacağım. Hani ihtiyacı olanlar işte 1000 lira, 1500 lira belki uygun fiyata, daha uygun fiyata aldığım fiyattan satabilirim. Haberiniz olsun. Bu açılışı bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.